Sayın oturum başkanlarım, sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, bugün anlatacağım konu sıvı elektrolit asit baz dengesinin sağlanması. Biz burada hemorajik şoklardan bahsettik çünkü gerçekten çok mortal. Kanama anne ölümlerinin %30'undan sorumlu, tüm anne ölümlerinin. Termde bir uterus kan akımının 700 cc böyle dakika olduğunu düşünürsek 10 dakika bir süre içinde bütün kanın vücut dışına çıkması içten bile değil. Postpartum kanama eşittir postpartum hipovolemi. Bizim önce yapmamız gereken şey kanamayı durdurmak, hacmi yerine koymak, elektrolit asit baz bozukluğunu düzeltmek. Bir de üstelik bunların hepsini aynı anda yapmak. O yüzden kadın doğumcuları zeki, çevik ve gerçekten çok yetenekli buluyoruz. Bunların hepsini aynı anda düşünerek çok az bir ekiple, ekip başına oluşturarak bunları yapmak üstün yetenek gerektirmekte. Burada Benedetti'nin kanama dereceleri var. 0, 1, 2, 3, 4 diye ayrılmış. Bunlardan 0 ve 1'e baktığınız zaman bunlar kompanze dönemi temsil etmektedir. 2 ve 3'te dekompanze dönem başlamaktadır. Kanama miktarı arttıkça kompanze dönemden dekompanze döneme geçişi görmektesiniz. Bunun fark edilebilmesi oldukça yakın takip gerektirmektedir. Çünkü hemşirehanlara hastanın tansiyonu ve nabzını sürekli sorduğunuz zaman hemşirehanlardan şunu sürekli duyabiliyorsunuz. Hasta iyi hocam, tansiyonu ve nabzı iyi. Aslında biz bunu duymamız yerine bizim gerçek tansiyonu, gerçek nabzımızı öğrenmemiz, aynı zamanda ameliyata girmeden önceki nabzımızla ameliyattan çıktıktan sonraki nabız arasındaki farkları da anlamamız gerekiyor ki hastanın dekompanze döneminde gittiğini bile bilmeliyiz. Yani 70 nabızla girmişken ameliyata, ameliyattan çıkışınız 80 nabızsa bu hasta için 90 nabız taşikardiyi temsil etmekte. Zaten ölümcül aşamaya geldiği zaman hasta 2400 cc'sini bırakmış ve sadece 2,5 litre kanı vücutta döndürmeye çalışırken bulduğunuz zaman bazen iş işten geçebiliyor. Burada da stage 1, 2, 3, 4'ü ATP metabolizmasına göre oranladığımızda stage 4'te artık ATP ihtiyacının yeteri kadar karşılanamayarak anaerobik bir sürecin başladığının bir işareti olmaktadır. Burada da artık membran rüptürleri ve hücre ölümleri gerçekleşmektedir. Hocaların bahsettiği şok indeksinden, kalp hızının sistolik kan basıncına bölünmesinde gebelerle pregnancy-related population olarak yapmışlar. Şimdi buraya baktığınız zaman şok indeksinin 1.7'nin üzerinde olması acil müdahale gerektirir diyor. Ben tekrar baktım yayına. Özlem hocanın da bahsettiği gibi şok indeksinin 1.2'lerin üzerine bile gelmesi aslında acil müdahale gerektirir. 1.7 çok yüksek bir rakam. Bizim için kadın doğum açısından şok indeksinden bahsedebilmek için müdahalede çok geç kalmış olabiliriz. Burada da negatif prediktif değerlere baktığımız zaman pozitif prediktif value'lere göre daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Yani neye müdahale etmemiz gerektiğini daha iyi saptarken neye müdahale etmemiz gerektiğini şok indeksi biraz daha geri planda kalabilmektedir. Şimdi erken dönemde, bu erken dönem geç dönem ayırmış ama aslında çok erken dönem değil. Erken dönemin sonu, geç döneme geçerken ki bir dönemde merkez sinir sistemi bilinç düzeylerinde azalma, oligürü takipne, zaten sürekli gözümüz sonda da olmakta. 30 cc böyle saatin altına inmeye başladığı zaman zaten böbrek fonksiyonlarında aşağı doğru inmekte olduğunu görmekteyiz. Zaten geç döneme geldiği zaman koagülopatiler, asidozlar peşimizi bırakmamakta. Şimdi burada hipovolemi, hipotansiyon, hipoperfüzyon oluyor. Bunun sonucu ne oluyor? Doku hipoksisi oluyor. Doku hipoksisinde ne oluyor? Asidoz oluyor, organ yetersizliği oluyor. Buradaki amaç ne? Normal volemiyi sağlamak, perfüzyon basıncının korunması, viskozinin düşmesi ve mikrosirkülasyonun artması ve oksijen sunumunun artması. Maksat doku beslemek. Doku beslemesi için zaten içeride dönen miktarı arttırmak ve oksijenin bütün dokulara gitmesini sağlayabilme çabası. Burada kristaloidler mi, kolloidler mi? Şimdi burada ikisi de tabii ki birbirinin yerini tutamazlar. Kristaloidlerle başlanır, koloidlerle devam edilebilir. Buradaki nokta bence iki tercih arasında kalmak değil de neyle başlayalım? Kristaloidlerle başlayalım. Ama zaten kadın doğumcu da vakanın başındayken kanadığını görmeye başladığı andan itibaren kristaloidlere başlatmış oluyor. Lütfen sıvısını açalım şeklinde ya da kanamasını gören bir anestezist ya da yardımcı personel, anestezi teknisyeni vesaire de olabilir. Zaten kristaloidlere başlamış durumda oluyor. Bunlar dengeli elektrolit solüsyonları, dekstroz solüsyonları, hipertonik solüsyonlardır. Diğerleri de bizim çok bildiğimiz zaten albümin TDP ve plazma protein fraction'lar olarak geçen bölümdür. Şimdi burada 2009 ve 2012'de
WHO şöyle demiş, postpartum hemoroji bulunan kadınlar sıvı replasmanız için izotonik kristaloidlerin koloidlere tercih edilmesi önerilmektedir. Tabii ki ilk başta zaten izotonik kristaloidlerle başlıyoruz ama kanamanın derecesi arttıkça, ciddiyeti arttıkça kristaloidlerini de verme kapasiteniz var. Biz sürekli kristaloid veremeyiz hastaya. Neden koloidlerle başlamayalım? Pahalıdır, yan etkileri fazladır. Koloidler dolaşımda kalır, pıhtılaşmayı doğrudan dilüsyon olarak etkileyebilir, anafilaksi riski vardır, hücresel asidoz oluşabilir, daha az hacim ihtiyacı gerektirir. Kristaloidler için, yani bir koloidle denk gelen şey çarpı 3 kristaloiddir. Burada kristaloidler pıhtılaşma üzerine doğrudan etkisi yoktur, bizi negatif etkilemezler. O yüzden biz kristaloidlerle başlayalım. Şimdi glikoz içeren ya da içermeyen düşük molekül ağırlıklı iyon solüsyonları kompartmanlar arasında ozmotik basınca göre hızla dağılırlar. Biz neden izotonikle başlayalım? Hücre içi sıvı, hücre dışı sıvıyı göz önüne alırsak hücre dışı sıvı intravasküler alanı oluşturur. Bizim derdimiz intravasküler alanı doldurmak, hücre içini doldurmak değil. İzotoniğe baktığınız zaman hücre dışını sıvının anyonu ve katyonu sodyum ve klordur. O zaman biz bu hastaya hücre dışı sıvıyı doldurmak için intravasküler alana geçsin diye biz bu hastaya kristaloidlerden izotonikle başlayalım. Alternatifi ne olsun? Ringer laktat olabilir çünkü birbirine çok yakın. Bunlar hücre dışında kalıp intravasküler alanı doldurma kapasitesi hücre içine geçmeden çok daha fazla olduğundan ilk efektif olarak biz bu şekilde başlayabiliriz. Burada da dağılımları görmektesiniz. Biz neden dextroza başlamayalım? Çünkü intraseller sıvıya geçiyor. Biz 1000 cc verdiğimizde 667'sini hücre içinde buluyoruz. Biz izotonik verdiğimizde 1000 cc'sini önce intravasküler alanda buluyoruz. Onun yerine ringer laktat verdiğimizde 900'ünü intravasküler alanda 100 cc'sini hücre içinde buluyoruz. Demek ki bizim amacımız önce damarı doldurmak. Buradaki koloid sıvılara baktığınızda bizim en çok yakından bildiğimiz albüminler ve jelofusin. Aradakileri çok kliniklerde zaten kullanmıyoruz. Biz en çok albümün jelofusinler kullanıyoruz. Mümkünse bunları da en son çare olarak kullanıyoruz. Emek Hoca'nın bahsettiği gibi 2000 cc kristaloid verildikten sonra üzerine 3000'e tamamlayan koloid şeklinde devam edebiliyoruz ki hastanın tansiyonu yükselsin, doku perfüzyonu sağlanabilsin. Burada Cochrane 2013'te yapılmış olan çalışma var ama çalışmanın en altına dikkatinizi çekerim. Burada şöyle yazıyor. Crossover trials and trials in pregnant women and neonates are excluded. Yani burada neonatallerle pregnantlar, gebeler çıkartılarak yapılmış olan çalışmada yine kanayan hastalarda demiş ki mortaliteyi biz kristaloidlerle mi başlayalım, koloidlerle mi başlayalım demiş. Böylece birbirinin çok üstünlüğü olmadığı bulunmuş. Özellikle ulaşılabilirlik daha ucuz olması açısından ve elinizin altında her an bulunması açısından da kristaloidlerle başlanması gerektiğini metaanaliz olarak da göstermiş. Biz ne zaman koloid verelim? Biz kristaloidi verdik, 2000 cc'yi tamamladık, artık bir volüm oluşturmaya başladık. Ama verdiğimiz sıvı da artık atılmaya başladı, üçüncü boşluklara geçmeye başladı. Biz içeride bu sıvıyı tutalım, intravasküler alanda kalsın. O zaman ozmotik basıncı sağlayalım, biz bu hastaya koloid verelim. Dolaşım durumunu değerlendirmesi güç olabilir. Hastanın bazen tansiyonu 7'ye 5, 6'ya 4 vesaire gibi rakamlar söylendi. Siz kristaloidi açmışken yanında da koloidle aynı anda replasman yapabilirsiniz. Hastada yüksek pulmoner kapiller kama basıncı olduğunda bu ne demek? Pulmoner kapiller kama basıncı sol kalp bulgularını değerlendirir. Acaba kalp yeterli mi? Bu sağ atriyumdan gelerek sağ ventriküle uzatılan sonra pulmoner arterin içine itilen bir kateter. Geri dönük bir basıncı ölçüyor. Yani sol kalbin çalışıp çalışmadığının geriye dönük retrograd olarak bize bilgilendirmesi bu. Eğer sol kalp çalışamıyorsa, bunu atamıyorsa pulmoner kama basıncı 12 milimetre civanın üzerine çıkmaya başladığı zaman filtrasyon basıncı denen bir durum var. Burada da hidrostatik basınçtan siz ozmotik basıncı çıkarttığınız zaman filtrasyon basıncını arttırıyorsunuz. Bu ne sağlıyor bize? Akciğer ödemini sağlıyor. O zaman siz fazla sıvı veriyorsunuz. Biz pulmoner kama basıncıyla hastanın kalp fonksiyonlarını acaba yeterli mi? Biz acaba fazla mı sıvı veriyoruz yoksa biz akciğer ödemine mi yol açıyoruz diye bakılabilir. Koloid basınçta 12 milimetre civanın altında olduğunda diyor. Bu cutoff'un böyle olmasının sebebi de hidrostatik basıncın koloid basıncı geçmeye başladığı yerde ekstravazasyon başlayıp yine akciğer ödemine yol açabilmesi.
Burada biz bir sürü şey yapabiliriz. Hastada da olabilir. Biz tedavide de bunları yapabiliriz. Hiponatremi mesela. Sodyumu 135 milikovanın altında olması. Burada postpartum kanama olgularında hacim azalması ile ilişkilidir. Yeterli miktarlarda izotonik salim verilmesi hacim açığının tedavisiyle bağlantı olarak düzeltir. Hiponatremiyi hızlı düzeltelim mi? Diyor ki 120 milikovanın altındaysa daha hızlı düzeltin. 120'yi geçmeye başladıktan sonra düzeyini azaltın. Çünkü santral pontin mirinozize yol açabilir diyor. Hipernatremi olabilir mi? Olabilir. Burada da renal hipotonik sıvı kayıplarıyla olabilir. Biz hastaya yüklemişizdir, sonra diüretik vermişizdir. Hastadan su atılımı daha fazladır, sodyum içeride tutulmuştur, hipernatremi olmuştur ama idrardaki sodyum miktarı düşüktür. Bu hastaya ne yapalım? İzotonik sodyum klorür verelim. Çünkü vücut kendi savaşını veriyor o sırada. Vücut onu dengeye getirmeye çalışıyor. Biz hastanın vücuduna güvenebiliriz. Eğer bütün organ sistemleri sağlamsa o da bize yardımcı olmaya çalışıyor. Hasta normovolemik hale geldikten sonra da hipotonik sıvılara geçilebilir. Peki biz başka ne yapabiliriz? Biz hipertonik sodyum vermiş olabiliriz. Bu hastanın sodyumunu yükseltmiş olabiliriz. Burada da idrar sodyum konsantrasyonu zaten 20 ekovalanın üzerinde bulmuş oluruz. Burada da ne yapalım? Ekstrasörler volüm fazlalığını düzeltmeliyiz. Diüretikler kullanmalıyız. Böbrek yetersizliği varsa da diyalize hastayı göndermeliyiz. Ama çok hızlı düzeltmemeliyiz. Çünkü sodyum beyinde daha geç düşeceği için disequilibrium sendromu denen beyin ödemine yol açabiliyor. Her şey biraz daha yavaş gitmeli. Hipopotasemi nasıldır? Burada da konsantrasyon 3,5 milliekovalanın altındadır. Biz bunu metabolik alkaloz yaparak yapabiliriz hastayı. Biz hastaya nasıl metabolik alkaloz yaparız? Hastaya çok yüksek oranda masif transfüzyon yaparız. Sitrat birikir. Sitrat bikarbonat oluşumunu açığa çıkartır. Ortam metabolik alkaloz olur. Bu defa potasyum hücre içine çekilir. İntravasküler alanda hipopotasemi gelişir. Bu da bizim iatrojenik yaptığımız bir hipopotasemi durumudur. Aslında tedavi ederken biz bazen elektrolitleri bozabiliriz. Burada da potasyum klorür veririz. Saatte 10 ila 20 milliekovalını geçmemelidir bu tabii ki. Parenteral potasyum replasmanı mutlaka infüzyon şeklinde yapılmalıdır. Hiçbir zaman direkt intravenöz olarak da verilmemelidir. Tabii diğer bir elektrolit bozukluğu varsa o da düzeltilmelidir ki bunlar hipomagnezemi, alkaloz ve volüm eksikliği. Hiperpotasemi nasıl olmakta? Bu da metabolik asidozda. Zaten hasta en son dönemde metabolik asidoza girmeye başladığı zaman dekompanze dönemi sonunda vücutta metabolik asid oluştuğu zaman hücre dışında potasyum çıkmaya başlar. Çünkü hidrojen fazlalığı vardır. Hücre hidrojeni içeri çekip potasyumu dışarı atmaya çalışır. İntravasküler alana potasyum çıkar. Bu da hele bir de hasta çok kanadıysa, azalmış bir renal perfüzyonu varsa, sepsis tablosu eklendiyse hiperpotasemi kaçınılmaz olmakta. Ya da biz bir diüretik vermişiz. Sırf potasyum tutucu diüretikler verince bu şekilde bir tablo ortaya çıkabilir. Burada biz kalbi korumalıyız. Bu hastaya kalsiyum glukonat vermeliyiz. IV olarak vermeliyiz. 10 mililitre %10'luk şişeler, küçük şişeleri var piyasada. Onlardan sıvı içinde verebiliriz. Ya da insülin verebiliriz. 120 500 cc dekstroz içinde 20 ünite insülin koyarak potasyumun hücre içine girmesini sağlayabiliriz. Bikarbonat tedavisi verebiliriz. Potasyumun vücuttan direkt uzaklaştırmasını sağlamak için diüretikler yapabiliriz. Hemodiyaliz yapabiliriz. En son çare zaten hani böbreklerde de fonksiyon yetmezliği başladığı zaman hastanın böbreklerine yardımcı olmak, yardımcı ek bir mekanizmaya sokmak, diyaliz. Masif kan transfüzyonu, sitrat birikti. Sitrat etkisiyle hipokalsemi gelişti. Hastada bir de böbrek yetmezliği başladı. Hipokalsemi oluşur. O zaman biz bu hastaya kalsiyum replasmanı yapalım. Bu hastalar genelde yoğun bakımda izlendikleri için zaten 6 saatte bir, bazen ilk etapta zaten çok daha sık aralıklarla sürekli elektrolitleri bakılmaktadır. Acaba verdiğimiz tedavi bu bünye kaldırıyor mu diye. Çünkü her bünyenin bir şoku kaldırma kapasitesi birbirinden farklıdır. Biz hastaya diüretik verdik, habire sıvı yükledik. Hiperkalsemi de yaratabiliriz. O zaman biz bu hastaya serum fizyolojik verelim, hacmi genişletelim. Sanki serum fizyolojik burada her derde devaymış gibi görünüyor. Yani az da verseniz bir şey düzeltiyorsunuz, çok da verseniz başka bir şey düzeltiyorsunuz. Hipomagnezemi de yine biz transfüzyon yapmış olabiliriz. Yine sitrata bağlı hipomagnezemi gelişmeye başlıyor. Yine biz diüretik vermiş olabiliriz. Burada da semptomatik olarak magnezyum sülfat veririz. Asemptomatiklerde oral magnezyum veririz diyor ama tabii hasta asemptomatik olamaz. Ağzı yani şokta olan bir hastaya da veya da yoğun bakımda izlenen bir hastaya da bu magnezyumu da yut
her şey güzel olacak diyemiyorsunuz. Bunu da parenteral tedaviye devam ediyorsunuz. Asit baz denge bozukluklarına gelince asidemi, alkalemi, asidoz ve alkaloz arasındaki fark nedir? Asidemi hücresel bazda değerlendirildiğinde adı asidemidir. Ozis bozulmayı temsil eden, alkalozis mesela tüm vücutta bir alkali olma halidir. Asidemi kanda hidrojen iyonlarının fazlalığı olarak tarif edilir. Normal kan pH'sı 7.35-7.45 arasıdır. Zaten olay asidozize dönüştüğü zaman hasta bütün vücuduyla olaya katılmıştır. Hasta tepki vermektedir. Burada da karbondioksit basıncının yükselmesi olabilir ya da bikarbonatın düşmesi olabilir. Respiratuar asidoz durumu karbondioksit birikme olayıdır. Yani eğer hastanın karbondioksiti yüksek diyorsanız bu respiratuar asidoza girmektedir. Metabolik asidoz olayı da bikarbonatla ölçülür. Hidrojen ölçülemediği için bikarbonatın düşmesi olayıdır. Burada hasta bütün organ sistemleriyle savaşıyor aslında. Akciğerleriyle savaşıyor, kemik yapısıyla savaşıyor, böbrekleriyle savaşıyor. Ama en kısa vadede savaştığı organ akciğerler olduğu için ve biz de bunu klinik olarak dışarıdan da gözlemleyebildiğimiz için biz akciğerlerimize daha çok güveniyoruz. Respirasyon mekanizmasıyla bunu kompanze edebilir diye. Dakika ve saatler içinde bunu yapabiliyor çünkü. Burada metabolik asidozda kompanze olmuş veya olmamış olarak bakarsanız metabolik asidozda pH düşüktür. Karbondioksit normaldir. Henüz daha kompanze olmadan bikarbonat düşüktür. Baz ekses düşüktür. Baz ekses nedir? Baz ekses şöyle tarif edilmiş. pH'yi 7.4'te tutabilmek için karbondioksit basıncı 40 mm civar iken 37 derecede vücuttaki asit veya baz açığına baz ekses denir. Baz ekses baz fazlalığıdır. Zaten ortamda bir baz fazlalığı varsa olay alkalozdur. Zaten baz fazlalığı düşükse bu zaten bir asidozdur. Respiratuar asidoz veya alkaloz için geçerli bir durum değildir. Bu metaboliği değerlendiren bir durumdur. Şimdi mesela burada baz ekses düşüktür çünkü burada bir metabolik asidoz vardır. Metabolik alkalozda ise alkali olmasından kaynaklı baz tabii ki fazladır. Kompanze ettiğiniz zaman siz bunu karbondioksitle kompanze edebilmek için metabolik alkalozda ne yaparsınız? Karbondioksitinizi içeride arttırmaya çalışırsınız. Hasta solunumu yavaşlatmaya çalışır. Daha yavaş solur, daha yavaş solur. İçeride karbondioksit biriktiği zaman olay respiratuar asidoza dönmeye başlar. Ama olay zaten baz eksesin değerlendirmesi bir alkaloz asidoz durumu olduğu için alkalozda baz ekses kompansatuar mekanizmada bile yüksek olarak görülür. Respiratuar asidoz nedir? Orada da karbondioksit yüksektir. Hasta çok yavaş solur. Karbondioksit yükselir. Bikarbonat henüz daha devreye girmemiştir. Dekompanze bir durumdur çünkü. Kompanze olmaya başladığı zaman bikarbonat yükselmeye başlar. Bikarbonat yükselmesiyle baz ekses zaten çok paralel gittiği için baz ekses de yükselir. Respiratuar alkalozda hasta çok hızlı soluk alıp vermektedir. Karbondioksit içeride birikmemektedir. Respiratuar alkaloz hakimdir. Bu defa da kompanze edebilmek için bikarbonatı vücut düşürmeye çalışır. Bikarbonatla da paralel olarak da baz ekses de düşük şekilde bulunur. Metabolik asidoz nedenleri nelerdir? İşte burada sodyum klorürün hızlı uygulanması metabolik asidoz yaratabilir. Bazen hemşire hanımlar bizim ordaladığımız sıvılarda normal postop hastalarda bile çok hızlı bir şekilde açabilmektedir. Hastada zaten mekanizması eğer sağlamsa kompansasyon edebilmektedir. Peki yüksek anyon açıklı metabolik asidoz nasıl oluşur? Laktik asidoz oluşur. Artık doku perfüzyonu bozulmuştur. Yoğun bakımcılar laktat bakarak, laktik asit bakarak hastanın şok derecesini ve hastanın hala kanayıp kanamadığını anlamak için bunu kullanabiliyorlar. Metabolik asidozda tedavi patolojiyi ortadan kaldırmaktır tabii ki. Burada respiratuar komponent varsa da düzeltilir. Alkali tedavisi yapılabilir. %7.5'luk sodyum bikarbonatla ciddi asidozlarda düşünmelidir. Derin ve tedavi dirençli asidozda bikarbonatla diyaliz solüsyonları yine tercih edilebilir. Yani elimizin altında diyalizin bulunması aslında çok önemli bir konfordur. Solunumdaki asidoz nedenleri nelerdir? Dokulardan karbondioksit uzaklaştırılmasının azalmasıdır. Kardiyak areste ve kardiyojenik şokta oluşur. Solunumsal asidozla tedavide ne yapılır? Alveolar ventilasyonu arttırmak için hastaya oksijen verin. Karbondioksit üretimini azaltmaya çalışalım. Hasta derin derin oksijen solusun.
mekanik ventilasyona hastayı bağlayalım ve intravenöz olarak sodyum bikarbonat verelim ki biz vücut eğer yorulmuşsa, kendi mekanizmasını sağlayamıyorsa, bikarbonatını yükseltemiyorsa biz dışarıdan o organlara yardımcı olalım. Metabolik alkaloz sebeplerine baktığımız zaman biz tabii konumuz hemoroji olunca bizim en çok renal kayıplarımız olabilir, diüretikler. Bizim fazla verdiğimiz, fazla derken aslında yeterli verdiğimiz ama yoğun verdiğimiz kanın etkisi olabilir metabolik alkaloz. Ya da biz ilaç kullanırken hastayı çok fazla vajinal ve yukarıdan muayene etmişizdir ve hastaya yüksek doz antibiyotik vermek durumunda kalmışızdır. Penisilin türevleri de bunu yaratabilir. Burada hidrojen iyonlarının hücre içi ortama geçmesi nedeniyle bu oluşmaktadır. Burada yine ne yapalım? İzotonik verelim. Çünkü izotoniği fazla verince asidoz oluşuyordu. Biz yavaştan bu hastaya izotonik de verebiliriz. pH 7,5'un üzerindeyse hidroklorik asit, amonyum klorit, arjin hidroklorik, askorbik asit. Ama askorbik asitle ilgili çok az bir yayın var, göremedim. Yani elimizde ne varsa, eğer pH 7,5'un üzerine çıktıysa zaten ciddi bir durumdur. Ona göre tedavisini yapabiliriz. Burada solunumsal alkaloz sebebini söylemiştim. Karbondioksitin atılımının artmasıdır. Hasta hiperventile ediyordur. Hasta emboli atmıştır, hiperventile ediyordur. Ağır olmayan pulmoner ödemlerde de bu görülebilir. Ya da gebeliktedir. Ya da hasta hiperventile ediyordur çünkü çok ağrısı vardır. O zaman bu hastaya konfor sağlayalım. Hastaya bir kere analjezik uygulamasını iyi yapalım. Hipoksemi varsa oksijenizasyonunu düzeltelim. Mekanik ventilasyon dakika ventilasyonu azaltmak için yapılabilir. Ölü boşluk mesafesi arttırılır. %3 karbondioksit içeren gaz karışımı inhalasyonu yapılabilir. Eğer pH 7.6'nın üzerine çıktıysa da IV hidroklorik asit ve amonyum klorür tedavisi yapılabilir. Bu hastalar artık irreversible bir konuma geldiği zaman ya da çok ciddi kanadığı zaman bazı şeyler de çok kombine görülebilir. En yaygın görüneni de zaten solunumsal metabolik asitozun birlikte görülmesidir bu hastalarda. Kardiyak arrestlerde, pulmoner ödemlerde, koahta, hipoksemi ile metabolik asitozun birlikte olduğu durumlarda görülebilir. Bazı toksinler bunu yaratabilir. Arteriyel kan gazında P karbondioksit basıncı yüksektir ve negatif baz ekses de artmıştır. Bu hasta şöyle oluyor, metabolik asidozu kompanze etmek için respiratuar asidoz yaparken, respiratuar asidoz yapmak isteyip karbondioksiti atmaya çalışırken hasta yoruluyor. Yorulduğu zaman da yüzeysel solunum yapıyor. Yüzeysel solunum içeride karbondioksitin birikmesini sağlıyor. Bu da hastanın aslında dekompanze döneme gittiğinin bir işareti olmaya başlıyor ki hasta mekanik ventilasyon alınıyor. Alkaloz nasıl oluşuyor? KOAH ve kalp yetersizliği olan hastalarda diüretik verilmesiyle gelişebiliyor. Masif kan transfüzyonu bizim en çok üstünde durduğumuz şey. Bunlarda metabolik alkaloza eğilim oluyor. Çünkü sitrat hem hipokalsemi yapabiliyor hem de metabolik alkalozu zaten hepsi birbirinin içinde kaskat oluşturabiliyor. Metabolik alkalozu düzeltmezseniz diğer elektrolit dengesini de sağlayamayabiliyorsunuz. Gebelerde kusma ve hiperventilasyon sonucu da gelişebiliyor. Burada karbondioksit basıncı kanda daha düşük bulunuyor. Baz ekses pozitif oluyor. Bu saklanmakta olan kanların pH değeri asit olmasına rağmen masif transfüzyonda alkaloz görülmesi kaçınılmaz hale geliyor. Kan ürünlerinin antikoagülan olarak bulunan sodyum sitrat, işte karaciğerde sodyum bikarbonata çevriliyor. Bikarbonat fazla olduğu için ortaya çıkan alkalozda hemoglobinin oksijene olan afinitesini arttırıyor. Dokulara oksijen bırakılması da azalmaya başlıyor. Teşekkür ederim.